Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Hüma Hastanesi demişken bu güzel bayağı bir yıldızlı tişörtümü de sizlere tanıtmak istedim. Ha, Hüma Hastanesi demişken bir saniye. Sizlere selamun aleyküm diyorlar arkadaşlar, Hüma Hastanesi. Nasılsınız diyorlar. Ben de iyiler diyorum. Gayet iyi durumdalar diyorum. Yani onlar da diyorlar ki videoları izliyorlar mı? Beğeniyorlar mı? Abone sayısı artıyor mu diyor. Diyorlar. Ben de evet artıyor diyorum. Ya, taşıyamayacağım yükün altında bırakıyorlar beni. Hüma Hastanesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Yani taşıyamayacağım yükün altında bıraktılar beni. Bilmiyorum ne demek istiyorlar. Hani aboneler, abone sayısı artıyor mu, videolar izleniliyor mu, beğeniler artıyor mu diye. Herhalde bir bildikleri vardır. Gerisini size bırakıyorum. Fenerbahçe'mizde mutlu, sevinçli, sevindirici haberler gelmeyi sürdürüyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Filip Novak ile yollar ayrıldı. Yani Fenerbahçe Filip Novak'ın sözleşmesini karşılıklı mutabakata vararak feshettiğini açıkladı. Ben çok üzüldüm. Yani kalbimin en derin yerlerinde bu ayrılığı hissettim. Yani o kadar üzüldüm ki arka fonda Dale Don Dale falan çaldı. Yani komşular bunu duydu, onlar ağladı falan. O kadar üzüldüm. Ne diyelim arkadaşlar, yani ölenle ölünmüyor, gidenle gidilmiyor. El Cezire takımına da teşekkürlerimi sunuyorum hasta halimle. Onu söyleyeyim. Şimdi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani daha konuşacağımız çok şey var ama yani Novak'la ilgili bana çok soru geliyor. Hocam para ödedik mi? Yok, ne parası? Hocam bonservis aldık mı? Gerek yok canım, ne bonservisi? Hocam Filip Novak işte maaşımın tamamı falan diyordu. Maaşının tamamını verdik. Ah, duymamış olayım. Lütfen. Novak kendine yakışır bir şekilde herhangi bir ücret almadan, yani 2022-2023 sezonuna dair herhangi bir ücret almadan Fenerbahçe'den kendi iradesiyle ayrıldı. Ne bonservisiymiş, ne transferiymiş, ne parasıymış. Bunları duymayın lütfen. Duyumcu kardeşimizin biri de 1 milyon euro alındığına dair bir iddiada bulunuyor. Hayır, 1 milyon euro falan alınmadı. Yani Fenerbahçe'ye şeyi açısından soruyorsanız, kar açısından 1.4 milyon euro yok. Özür dilerim. 1.4 456 1.9 milyon euro civarında bir kar oldu Fenerbahçe'ye. Tamam. Başka bir şey demiyorum ben. Umarım anladınız. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Ben Samsun Spor Başkanı Yüksel Bey'in açıklamaları karşısında dondum arkadaşlar. Şoka uğradım. Yani inanın şoka uğradım. Bakın çok çok felaket açıklamalar bunlar. Diyor ki Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Duyum mu geldi bu arada? Sen duyum mu geldi? Bakayım sen niye çaldın telefon? Tevessik yapma, adam hasretme bak. Diyor ki Yüksel Bey, İsmail Kartal'a bir teklif ilettik diyor. İsmail Kartal'a, biliyorsunuz bazı arkadaşların hala içinde ukdedir. Ve Jesus'un başarısız olmasını istiyorlar ki İsmail Kartal diye hortlayalım diye, ama zortluyor bu arkadaşlar genellikle. Diyor ki İsmail Kartal'a teklifimizi ilettik. Eşi ve ekibiyle görüşüp şartlarını bildireceğini söyledi. Sonra film koptu. İsmail Kartal bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi diyor. Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne gördüm diyor. Aykut Kocaman'a teklif yaptık diyor. Aslında hedefleri Aykut Kocaman'mış. Kusura bakmayın. Aykut Kocaman'a teklif yaptık. Aykut Hoca bu sene kesinlikle takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi. Seneye takım çalıştıracağım dedi diyor. İsmail Kartal da Aykut Kocaman önerdi diyor. Ya ben İsmail Kartal'a dedim ki diyor, bu parayı ne Fenerbahçe ne Galatasaray verir. Ve Galatasaray verir. Verir. Onlar verebilir. Hocam sen uçmuşsun dedim. O kadar sevdiğim, saygı gösterdiğim dürüst bir hocam. Ayağına gittik ama bizi cezalandırdı.
Seninle defteri kapattık, çalışamayız. Sana bol şanslar diliyorum dedim diyor. Yani ben size 1,8 milyon euro alacağını Fenerbahçe'den belirttiğim zaman bana diyordunuz ki yo Fenerbahçe'nin çocuğu 1,8'e falan çalışmaz diye. Artı ekibinin de yaklaşık 1,2 milyon euroluk bir maliyetinin olduğunu belirttiğim zaman yaz döneminde bana ağza alınmayacak ama kendi ahlaklarına yakışır sözler sarf eden arkadaşları piste davet ediyorum. Buyurun. Vettit ve Ledistri eşliğinde sizi oyun oynarken görmek istiyoruz. Evet, İngiliz basınına göre Leeds United sportif direktörü Victor Orta yaz döneminde transfer hedeflerinden biri olan Mergin Berisha'yı transfer edemediği için eşekler gibi pişmanlık yaşıyormuş. Yok, bunu biz uydurmuşuzdur. Pişmanlık yaşıyormuş. Büyük pişmanlık yaşıyormuş. Eşekler niye pişmanlık yaşasın ya? Yiyorlar, içiyorlar. Geçmiş kaygısı yok. Gelecek endişesi yok. Yani. Yok dolar bugün kaç lira oldu? Yok altın bugün ne oldu? Hiç umurlarında değil ki. Yani. Yok işte sucuk mu olacağım, pasta. Haberde Orta'nın 4,2 milyon sterlin ödemek istemediği için transferin gerçekleşmediği, bu durumun büyük bir hata olduğu. Kaç? 4,2 milyon sterlin. Ben bunu hatırlıyorum bir yerden. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. 4,2'yi, milyonu, sterlini çok iyi hatırlıyorum bir yerden. Kadıköy Sokak diye bir YouTube kanalı vardı. Orada adam anlattıydı yazın. Vazgeçtiler diye. Demek ki oradaki adam az bir şeyler biliyormuş. Sevgili arkadaşlar, Diego Lugano bir açıklama yapmış. Rogério Ceni diyor. Rogério Ceni Brezilya milli takımının başına geçecek diyor. Alex de Souza da São Paulo'nun teknik direktörü olacak. Şimdi bu haberi son dakika işte Lugano açıkladı. Yeni teknik direktör Alex de Souza olacak desem. Bir de Jesus'tu resmini koyup şey yapsam bayağı ilgi çekici olurdu bence. Ama neyse. Muhtemelen şunu soracaksınız. Hocam ileride Alex de Souza'yı Fenerbahçe'de görmek ister misin? Ben şunu söyleyeyim. Rüştünü ispat edene kadar hiç kimseyi görmek istemiyorum. Rüştünü ispat etsin. Erol Bulut'u tuttunuz, çektiniz, getirdiniz. Neymiş? Cigola dalı bazda yapıyormuş. Lan yapsın, bana ne? Ben teknik direktörüne bakıyorum. Gördünüz. Ya hiç Fenerbahçe'yi en son çalıştıracak kişilerden birisiydi. Ya bir insanın hiç mi B planı olmaz? Hiç mi C planı olmaz? Neyse. Alex de Souza için de şunu söyleyeyim. Evet, genç takımı çalıştırdı. Arkadaşlar şu anda piyasada gördüğünüz birçok teknik adam genç takım çalıştırıyor zaten. Çalıştırmıştır. Geçmişinde vardır. Hani öğretmenlerde, özellikle sınıf öğretmenlerinde mutlaka doğuyu görmüşlerdir. Mutlaka yol doğudan geçmiştir. Bu öyle bir şey. Bu öyle bir şey. İlk atamalar genellikle doğuya yapılır. Oradan batıya doğru ya da memleketine doğru gelirsin. Fenerbahçe'ye short sponsor olan Paşa Grup, Türkiye'de yer alan bir spor kulübüne sponsor olan KKTC kökenli ilk firmaymış. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün dostlarımıza, bütün takipçilerimize selam olsun. Son dönemde ciddi oranda Kıbrıs'tan izleyen taraftarımız arttı. Kanalımızın Kıbrıs'tan abone olan taraftar arttı ama hala İran'dan abone olan kimse yok. Buna da üzülüyorum. Azerbaycan'daki kardeşlerim, sayıyı arttırmamız lazım. Hiç mi Azerbaycan'da dostunuz, eşiniz, akrabanız yok? Bu arada dualarımız sizinle. Merak etmeyin, hem dualarımız hem desteğimiz sizinle. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi Fenerbahçe'de Lemos gitti. Sübhanallah, Allah mı söyletti? Hadi inşallah falan. Noah gitti diyecektim. Hocam sen o tamam hocam, artık biz aldık mesajı, tamam, biz mesajı aldık. Yok zaten şey de yaptım, TV'de. Hocam hiç konuşma, biz mesajı aldık, tamam. De Allah kitabı karıştırmasın. Da tövbe haşa, manyak mısınız arkadaşlar? Yani ağzımın bu şekilde çıktı. Ama ben zaten Twitter'da da YouTube kanalımızda da Novak'la ilgili bir şey paylaştım zaten. Biliyorsunuz, o yüzden çok şey yapmıyorum. Yani onu çok konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir açıklama yaptım. Hem YouTube'da hem Twitter'da. Dedim ki yolun açık olsun Lemos.
azıcık bir şey kaldı. Buradan döneceğini sanmıyorum dedim. Sadece 3 kişi retweet demiş. Demek ki 3 tane dostumuz var Twitter'da. Arkadaşlar retweetleyin, korkmayın ya. Siz benim bir şeylerimi retweetlediğiniz zaman abone sayısı artıyor. 3000 kaç abone var ya, takipçim var bilmiyorum. Twitter'da çok az. 3600'müş. Ek gösterge. Şimdi Fenerbahçe'de son olarak Filip Novak gitti. Filip Novak'ın FC Banias'a transferi açıklanmıştı diyor. O ne la? Ben Novak'ın gittiği takımı bilmiyorum. Ben El Cezire diye biliyorum yani. Ben bizimle feshettiğini biliyorum. Banias'a mı gitti, El Cezire'ye mi gitti ben bilemiyorum. Abi ya da ikinci ismim acaba Filip Novak Banias falan diye mi adı geçiyor? Neyse. Sonuç olarak Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılmış oldu. Ancak yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de iki tane isme gözler çevrildi. Bir, Lemos. İkincinin adını almak istemiyorum. Sakın adını söylemeyin. Çünkü beklenti içerisine girersiniz. Novak ve Lemos dedik. Şimdi Lemos'la yollar ayrılacak gibi duruyor. İşte yeni takımı. Evet. Haberi aynen böyle paylaşmışlar. İşte yeni takımı diye paylaşmışlar. Ben böyle paylaştığım zaman cılıçk bayit. Adamlar paylaştığı zaman tıklayın hemen. Sizi gidi size. Çok ayıp. Şimdi yeni takımı derken arkadaşlar, benim anladığım, bildiğim kadarıyla şu oluyor. Yani bir takımla imzalıyor. O yeni takım oluyor. Ama bu haber net konuşmuş. Bence net konuşmamak lazım. Şimdi Emre Belözoğlu tarafından transfer edilen, Emre Belözoğlu'nun ben kefilim dediği, Lugano'da kefil dediği Lemos, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacakmış. Ba-E-E yolcusuymuş. 1,5 milyon euroya transfer ettiği 850 bin euro artı bonuslar şeklinde maaş ödediği Lemos ile yollar ayrılıyor demiş. Lemos'un maaşı 600 bin euroyu bile bulmuyordu. Bu bonuslar da merak ediyorum. Ne bonusu mesela? Oynamama bonusu mu? Allah aşkına Lemos Fenerbahçe'de kaç maça çıktı da neyin bonusu? Neyse hadi diyelim sizin dediğiniz doğru. Fenerbahçe'ye faturası 4 milyon 50 bin euroymuş. Ya insan biraz utanır ya bunu yazarken. Neyse. FC Banyas iddiası diyor. Akşamın haberine göre Novak'ın yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Cezire'ye gönderen Fenerbahçe, bak haberin devamını görüyorsunuz değil mi? El Cezire'ye gitmiş. Lemos'u da FC Banyas'a satmaya hazırlanıyor. Kadrosunda sadece 3 tane stoper bulunduran Arap temsilcisi iddiaya göre 26 yaşındaki stoper için devreye girdi. Fenerbahçe zorluk çıkarmayacak. İşi bitirmek istiyorlar demiş. Şimdi ben size olayın detayını anlatayım. FC Banyas 3 haftada 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 9. sıradan lige giriş yapıyor. Ve birileri diyor ki kardeşim siz böyle gidemezsiniz. Sizin kendinize çeki düzen vermeniz lazım. Bunlar da diyor ki nasıl, diyor, nasıl çeki düzen verebiliriz? Ya Barcelona'nın kapısından dönmüş bir futbolcu var. Emre Belözoğlu'nun kefil olduğu. Zaten Emre Belözoğlu lafını duyar duymaz elleri titriyor böyle. Sübhanallah diyor, Emre Belözoğlu diyor, eğer kefilse tamam diyor, biz hemen alalım diyor. Ve hemen Lemos'u araştırmaya başlıyorlar. Bir araştırıyorlar ki Lemos'un altından neler çıkıyor neler. Biz bunu almalıyız diyor. Bak adam diyor, Jorge Jesus gibi bir teknik direktör dahi bu çocuğu oynatıyor. Ve yani yabancı sınırlamasına takılıyor. Yoksa adamı oynatacak. Bak şimdi bile idmanda diyor. Adamını atıyorlar. Süreç aynen bu şekilde işliyor. Ha dalga geçmiyorum ya da mübalağa yapmıyorum. Tecahülü harif falan yapmıyorum. Peki Lemos ne yapıyor? Lemos bu takımla görüşüyor. Görüşmelerini sürdürüyor. 4 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi kapanacak. Bir kere şunu söyleyeyim. Futbolcu hazır. Dünyada kimi alacaksa alsınlar. Fark etmiyor. Bakın arkadaşlar, fark etmiyor. Dünyada kimi alacaksa alsınlar. Fark etmiyor. Çünkü Lemos hepsinden daha hazır ve nazır. Bu bir. Bitti mi? Bitmedi. Bekleyin, ben size başka bir bomba daha vereceğim. Ve bu Banyas kulübü müthiş bir kulüp. 17 milyon 730 bin euro piyasa değeri var. Allah aşkına Lemos gibi bir süper starı aldıkları zaman bakın piyasa değerleri
manyak bir seviyeye çıkacak. Yani 17.730'dan 18.230'a çıkacak. İnanabiliyor musunuz? 1 milyon euro değerleri artacak. 1 milyon euro değerleri artacak arkadaşlar. Yani bunu azımsamanıza gerek yok. Bu bir. İkincisi, adamlarda gerçekten, yani ciddi manada gerçekten 3 tane stoper var. Bir de altyapılarından bir 20 yaşında oyuncu var ama ona güvenmiyorlar. 2,5 milyon euroluk bir oyuncuları var. Fakat gelin şöyle yapalım. Bu takıma bir bakalım. Sol kanat Opa Nguyen'de 2 milyon euro. Sağ kanat Alnobi 26 yaşında. Allah aşkına. Hiç yakışıyor mu? Hiç yakıştığını zannetmiyorum. Rafael da Silva da var. Forvet 23 yaşında. Bence bu takıma, bak yanlış anlamayın beni. Bence bu takıma kesinlikle ve kesinlikle gol yükünü çekecek bir isim lazım. Mesela adı ne olsun? Burnuva olsun mesela. Hocam olmuşken Burum olsun. Tamam da sizi mi kıracağım? Burum olsun. Mesela hem Lemos olsun hem Burum olsun. Bu takıma gider mi? Neden gitmesin? Aslanlar gibi takım. Neyse, uzun lafın kısası, 4 Ekim'de transferleri bitiyor. İnşallah kısa süre içerisinde Lemos, sonra da Burnum vardı ya hastalıktan. İnşallah Burum'u bu takıma göndeririz. Giderler. Çünkü ikisi de çok önemli isimler. Avrupa'nın gözde futbolcuları. Yani Barcelona'nın kapısından dönmüş olan Lemos ve boş ver Galatasaray. Avrupa'da PSV Eindhoven gibi dev kulüpte oynamış, Portekiz milli takımının forması giymiş Burum'a. Bence ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları lazım. Bir şey de belirteyim. Gördüğüm kadarıyla bu ligde her ikisi de süperstara dönüşür. Yani biz bunlara bir madde koysak, desek ki bunların işte bonservis istemiyoruz. 5 maça çıkarlarsa 500 bin euro. 10 maça çıkarlarsa 1 milyon euro. İşte 5 gol atarsa Burum'a, misal veriyorum, 5 gollük katkı 1 milyon euro daha, 2 milyon euro. İşte şu kadar atarsa şu kadar milyon euro desek, zaten biz bonus da mala götürürüz. Bunlar orada coşarlar. Coşsunlardan. Ve gelelim asıl haber, Atilla Szalai'ye. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'mizin Macar stoperi Atilla Szalai. Biliyorsunuz her gittiği yerde adından söz ettiriyor. UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı bir performans ile dikkatleri üstüne çekti. Ve birçok kulübün radarına 10 numaradan giriş yaptı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Szalai'yi kime yazıyorlar şu anda biliyor musunuz? Liverpool'a. Şaka yapmıyorum. Szalai'yi Liverpool'a yazıyorlar. Ya arkadaşlar, ben size niye yalan söyleyeyim? Niye kandırayım sizi? Manyak mısınız? Yani sizi kandırırsam elime ne geçecek? Etmeyin, eylemeyin. Şimdi bakın. Zaten beklediğim bir gelişme. Niye? Çünkü arkadaş, bizim futbolcularımız mesela Vedat da aynıydı. Gidiyor İngiltere'ye, gidiyor Almanya'ya. Karşı kötülük gereği gibi top oynuyor. Almanlar da bakıyor. Ulan bu nerede oynuyormuş diyor. Bakıyorlar Fenerbahçe'de. Ulan biz bunların durumu kötü işte. 5 nokta küsür milyar lira borç açıklamışlar. Bunlar paraya muhtaç. Biz bunlara ne versek alırlar diyor. Bizimle bir pazarlığa oturuyorlar. Hop 18 milyon euroya satın alıyorlar. 18 milyon euroya kadrolarına katıyorlar. Şimdi Atilla Szalai'yi uzun zamandır takipte. 3 tane İngiliz kulübü takipte, kim ne derse desin. Ancak bu bir domino etkisi. O onu deviriyor. Yani bu böyle gidiyor. Sadece Szalai değil, birçok isim de bu domino etkisinden nasibini alıyor. Almanya'ya ve İtalya'ya karşı görev aldı Szalai. Yaşı daha 24. 90 dakika görev aldı. Ve İtalya maçında daha 5. dakikada mutlak bir gol pozisyonunda topu ağlara gitmekten engelledi. Sağ olsun Fenerbahçe taraftarı da, bayılıyorum bu hareketlere. Gerçekten bayılıyorum. Hemen anında bu videoyu kesip paylaşıp sosyal medyada viral ettiler. Arkadaşlar, kurbanınız olayım, bu tip şeylere devam edin. Lütfen devam edin. Bakın, bunlar para demek. Sizin cebinize girmeyecek ama kulübün cebine girecek. Bunlar para demek. Yapın. Ve 24 yaşındaki futbolcu Cristiante'nin şutunda kaleci Gullit'ten seken topu çizgiden çıkarttı. Aslında çok bir müdahale değil de.
ve İngilizlerden büyük övgü. Atilla Szalai'nin yükselen grafiği İngiliz medyasının gündemi oldu. Yıldız futbolcu için Liverpool için ideal bir aday diyerek aslında kafalarına sokmaya başladılar. Hocam Allah azze ve celle Liverpool kala kala Salah'a mı kaldı? Ozan Kabak oynadı lan. Liverpool'da Ozan Kabak oynadı. Yanlış anlamayın, Ozan Kabak'ı küçümsediğim için söylemiyorum ama Liverpool'u büyümsediğim için söylüyorum. Allah aşkına Ozan Kabak falan Liverpool seviyesinde topçu muydu? Ya bizim hayalimizdeki Liverpool seviyesindeki ya da bizim düşündüğümüz Liverpool seviyesi bence değil. Ben şunu söyleyeyim. Virgil van Dijk'ın varisi olarak bahsedilmiş. Van Dijk bak işine. Baş duayı seninle top diye oynadı o gün o maçta. Onu da söyleyeyim. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu dediğimi asla ve asla unutmayın. Bizi yazın o kadar hareketli bir transfer dönemi bekliyor ki. Bak o kadar hareketli bir transfer dönemi bekliyor ki. Şu an mesela abone sayısı 26.300 yazıyor. Allah nasip etti. Allah ömür verdi. Seneye bu zamanlarda kanaldasınız. Kanalda kapatılmadı etmedi. YouTube sıkıntı çıkarmadı etmedi. Kanala bir bakacaksınız. Ulan hangi ara 52.000 olmuş? Hangi ara 100.000 olmuş diyeceksiniz. İnşallah. İnşallah dersiniz yani. Sonra çeşitli çeşitli şeyler başkalarını falan yayın yaptırmaya başlıyormuşum. Ulan ne enteresan bir şey oluyor ya. Düşünsene yani. Gelecek sene bu zamanlar kanal 100.000 oluyormuş işte şey gibi. Cimciksiz futbol gibi bir şey oluyormuş mesela. Konuklar çıkarıyormuşum. Yayıncılar çıkarıyormuşum çeşitli. Aziz Allah. Genelde ben bir cümle kurarken ezan okundu muydu? O kesinlikle gerçekleşiyor. Hadi inşallah bakalım arkadaşlar. Neyse. Az olsun, öz olsun, bizim olsun. Fark etmez. Kaliteli olsun. Ben buruma konusunda ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Buruma elde kaldı. Kaldı kalmasın ama 6 milyon euro piyasa değeri var. Gidip bir yerde oynaması lazım. Avrupa'da vesaire oynama izni yok. Fenerbahçe 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip. Zorunlu değil bu opsiyon. Ancak PSV Eindhoven takımı da biz de bu transferden en az zararla kurtulma peşindeyiz arkadaşlar. En az zararla kurtulma peşindeyiz. Ben Bruma ile ilgili bir şey söyleyemem ama Lemos'la ilgili yolu açık olsun derim. Atilla Szalai ile ilgili de üstüne basa basa söylüyorum. Üstüne basa basa tekrar tekrar söylüyorum. Bu Atilla Szalai'yi seneye bize bırakmazlar. Devam ettirmezler. 2023-2024 sezonunda bu Atilla Szalai bu Fenerbahçe'de kalmaz. Ve %99 ihtimalle de İngiliz takımlarından birine gider. Çünkü İngiliz takımları hayranlıkla her hafta izliyorlar. Hocam scoutlarını biz hiç göremiyoruz ya. Görmenize gerek yok ki. Ekran başında takip ediyorlar vesaire. Form grafiğini şunu bunu. Yani dediğim gibi Atilla Szalai İngiltere'ye gidiyor. Ama hangi takıma bilmiyorum. Hocam devre arası gider mi? Fenerbahçe uzun yıllardır devre arasında kadrosundan kimseyi göndermiyor. Şöyle bir ihtimal hariç gitmez. Çok cüz'i, müthiş bir transfer önümüze düşer. Deriz ki biz bunu alalım. Atilla Szalai'yi de bekletmeyelim. Gönderelim deriz. Ama çok müthiş bir şey olacak. Onun dışında zannetmiyorum ki bu ihtimalde sıfıra yakın bir ihtimal olduğu için Atilla Szalai sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de ama sezon sonundan sonra Fenerbahçe'de kalacağına %1 bile ihtimal vermiyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum kardeşler. Görüşmek üzere.